Merhaba arkadaşlar, ben Adem Türk ve XBMC.tr'ye hoş geldiniz. Bugün size Hackintosh üzerine konuşmak istiyorum. Hackintosh ne derseniz, Hackintosh bildiğiniz Mac'ler var ya, iMac, Mac Pro her neyse. Onların içindeki operating system OS X olarak geçiyor ve OS X'i Mac dışında PC içerisinde kullanınca Hackintosh olarak geçiyor. Bunu her PC yapamıyor. Genelde çoğunlukla yeni çıkan dediğim de işte son 5-6 senedir çıkan çipler yapabiliyor. Galiba Intel Core 2 Duo en eski kullanabileceğin çiplerden birisi. Büyük ihtimal çoğunuz Intel Core i3, i5, i7 gibi çipler kullanıyorsunuzdur. Ve kullanıyorsanız böyle çipi Hackintosh install yapabilirsiniz PC'nize ya da laptopunuza. Grafik kartı da çok önemli. Genellikle çoğu çalışıyor ama Nvidia grafik kartı olanlar daha çok şanslı olur çünkü onların kafası daha az ağrır. Neden Hackintosh kullanıyorum derseniz, benim için bir değişiklik. Ben bazen Windows kullanırım, bazen Hackintosh kullanırım, bazen Linux kullanırım. Canım sıkıldı mı değiştiririm. PC'imde benim birkaç tane disk var. Biri Windows'a ait, birisi Linux'a ait, birisi de Hackintosh'a ait. Canım ne isterse onu kullanırım. Hackintosh, şey, OS X son zamanlarda çok kullanılan bir OS ve çok kolay kullanılan bir OS. Bir zorluğu yok. Windows'da ne bulursan OS X'te %99'unu bulursunuz. Adları çoğunlukla da aynı olur. TeamViewer veya FileZilla her neyse hemen hemen hepsinden var. Ve bu videoyu bunun için yaptım. Sizinle bunu paylaşmak için. Sonra bir tane daha video yapacağım. Screen capture olarak nasıl bir şeye benziyor Hackintosh. Kızım burada. Saçlar porsu gibi. Ve o videoyu da bunun altına koyacağım. İsteyen olursa altına yazarsınız nasıl yapmak istediğini yapılıyor, yapmanız gerekiyor. Ben size gösteririm. XBMC.tr'le bir alakası yok. Lakin sosyal alana bunu paylaşacağım. Dediğim gibi isteyen varsa bana PM atabilir veya aşağı yazabilir. Ve ben en iyi şekilde yardım edebilirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Bye bye.